Kotor'dayız. Arden yüzünden çok video ve resim çekemiyoruz. Yani benim anlamadığım bir şey var. Bu YouTuber'lar nasıl böyle hem çocukla, video çekip hem çocukla seyahat ediyor? Burayı çok beğendik aslında. Yani Kotor yazısı, insanlar genelde burada resim çekiliyor. Müsaitliği bekledik. Canım gelsene. Geliyorum. Arden'i salıyoruz. Arden full koşuyor. Şimdi yemek yiyeceğiz falan. Bugün biraz yağmurluydu hava. Ama yine şu an şansımıza güneş açtı. Çok güzel. Arden, Arden gelir misin? Arden burada kedilere şey yaptı. Bayağı sardı. Kediler seviliyor. Arden bak. Elisa böyle Allah. Çok güzel Kotor şu anda. Ama güzel değil mi Kotor? Bayıldım, çok güzel. Şu an pizza yiyor. Arden de pizza yiyor. Şöyle etrafı da göstereyim. Aslında sadece şöyle bir şu girdiğimiz yer var. Şurası. Zaten içeriden kesitler göstereceğim. Şöyle dağlık. Burası dışında bir yer yok. Şu taraf biraz daha sahil kısmı. Şöyle. Genel olarak güzel. Şimdi Peras'a geldik. Kotor'u gördük. Kotor'da Arden biraz uyku zamanıydı, huysuzluk yaptı falan. Ama şu anda iyi, kendisi uyuyor bebek arabasında. Biz de o yüzden Peras'ın tadını çantadan çıkartabiliriz. Şurada iki ada var. Şu Ölüler Adası'ymış. Buraya tur düzenlenmiyormuş. Kapalıymış şu anda. Şurası da Lady Adası. Buraya tur var ama biz çocukla çok gidemiyoruz. Şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım. Şöyle insanlar zaten tur yapıyor. Bunun içeriğini görmüştük biz. Şöyle geçtiğimizde şurası olsaydı yine değerdi. Burası Ölüler Adası'ymış. Böyle zaten genel şöyle videoları göstereceğim size. Anne versin sana. Biz şu anda Peras'tayız. Buradan sonra Tivat'a gidecekmişiz, öğrendik adını. Burada güzel bir restoranın içine sipariş verdik, onlar gelecek. Ortam, ambiyans çok güzel. Tivat, Karadağ'ın en zengin yerlerinden biriymiş. Oraya gideceğiz, orayı da merak ediyoruz. Oradan sonra otele döneceğiz. Bilmiyorum, beğendin, sen ne diyorsun? Güzel, çok güzel. Doğru. Bir yere, Çeşme'yi bir yere anımsatıyor burası ama. Çok temiz ya. Evet, biz şimdi Tivat'a geldik. Nereye geldik Arden? Parka geldik. Tivat aslında İstanbul'daki Galata Port'a benziyor. Zaten birazdan göstereceğim. Çok bir şey yok. Gelinmesi gerekir mi? Bir tane tatlı yedik. Onun görüntüsünü göstereceğim. Tatlı güzel miydi Arden? Tatlı, evet tatlı gerçekten güzeldi. Değişikti. İçinde böyle orman meyveli ve üzümlü gibi bir şey vardı, elmalı gibi. Ama bildiğiniz baklava yufkasını almışlar. Ne yedin? Tatlı mı yedin? Arden de yavaş yavaş konuşmaya başladı. Arden, baba nerede? Saçımı bırakır mısın? Burada. Babayı bir kere öpsene. Öyle Montenegro, yani kısaca böyle. Zaten Kotor'u gezdik. Tivat'ı gezdik. Bir de neresiydi? Neydi o gittiğimiz yer? Pisa mıydı? Neyse, videoda göstereceğim, şu an aklımda değil. Otobüsle gidiyoruz. Öyle güzel Arden, böyle Peras. Peras. Peras, evet Peras. Peras çok güzeldi. Böyle yani size göstereceğiz inşallah. Bizlerle yerleşelim mi babayla?
Merhabalar. Şu anda biz çocuğu uyuttuk gördüğünüz gibi. Arden mışıl mışıl uyuyor. Kıtadala diye bir yere geldik. Old Town'da. Old Town çok güzel. Birazdan göstereceğim. Alt tarafı deniz. Sen ne diyorsun? Ortam şahane. Arduş da uyudu. Keyif zamanı. Anne babayla. Neden öyle kasıldı? Anne bilmiyor. Grup içinde ilk defa konuşuyoruz. Biz genelde baş başa ya da bir yere koyarak çektiğimiz için şu anda arkada bir gülme krizi var. Ama neyse biz bunları aşacağız. Ama bugün Kotor. P'li yer. Peras. Tivat'ı gezdik. Bence Kotor çok iyiydi. Evet. Ama en iyisi Peras'tı. Bence Peras mükemmeldi. Ama çocukla sadece çözemediğim bir şey var. Bu YouTuber'lar çocukla nasıl video çekiyor arkadaş? Biz Arden'in uykusuzluğu, yürümesi şuyu buyu derken iki analı babalı aileyiz. Dört çiftiz burada. Onların da çocukları var, bizim de çocuklarımız var. Neler oluyor burada bilmiyoruz. Neyse bu çözümü bulacağız. Eğer sizin bir çözümünüz varsa mutlaka yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Hava kapalıydı, çok güzeldi. Yine görüntüleri iyiydi. Yani çekebildiğimiz kadar aslında çektik görüntü. Yarın deniz düşünüyoruz, bir tekne turu İnşallah. Düşünüyoruz. İnşallah Arden'le ilk tekne turu olacak. Evet, sorunsuz. İnşallah. Şimdi biraz böyle kahve keyfi yapıp otelimize gidip uyuyacağız. Erkenden kalkıp inşallah tekneye de gideceğiz. Bakalım güzel bir güne uyanalım şimdi o zaman. Görüşürüz. Merhaba. Şu anda ikinci gündeyiz. Hersek Novi'deyiz. Buraya tekne turuyla geldik. Böyle görseller paylaşacağım. İlk önce mavi mağaralara uğradık. Çok güzeldi. Nereye uğradık? Mavi mağaralara uğradık. Arden'in biraz su fobisi var. Sudan korkuyor. Tekne biraz zor geçti ama güzel. Şu an mutlu. Mavi mağaradan sonra nereye gittik? Buraya geldik işte Hersek Novi'ye. Hersek Novi de güzel, böyle genel görüntü paylaşacağım şimdi. Dondurma aldık, çay kahve içeceğiz şimdi burada. Öyle genel olarak güzel geçiyor Montenegro. Sen ne diyorsun? Evet, güzel. Su çok güzel gözüküyordu. Mağaranın içi de güzeldi. Güzel vakit geçirdik. Biz şimdi Yadran diye bir yere geldik. Burası Budva'da böyle bir sahilde çok güzel bir yer. Yani meşhur bir yer mesela. Mezeleriyle meşhur. Çok güzel böyle mezeler sipariş edildi. Bugün gündüz tekne turuyla bitirdik. Akşam da buraya yemeğe geldik. Çocuk dostu bir mekan. Bebek arabamızı aldılar, kenara koydular. Böyle yerel müzikler var. Birazdan göstereceğim. Mekanı da göstereceğim. Biz çok beğendik. Gelirseniz burayı da tavsiye ederiz Yadran diye. Bugünü de böyle kapattık. Arden'i de birazdan uyutup inşallah keyif yapacağız. Bakalım. Şimdi size mekanı göstereyim. Beğenirseniz siz de buraya gelebilirsiniz. O zaman ertesi güne geçelim buradan sonra direkt. Bakalım yarın nerede olacağız. Büyük ihtimalle denizin keşfi çok istiyoruz tekneden sonra. O zaman Arden bay bay yapar mısın? İyi geceler yapar mısın? Öpücükler. Öpücükler bir tane bir kere. Öpücük. Bay bay yap. Merhabalar. Budva'nın kaçıncı günündeyiz?
Bugün üçüncü günü Budva'nın. Biz şimdi Morgan Beach diye bir yere geldik. Burası çok güzel, çok beğendik. Şimdi etrafı da göstereceğim size. Arden de şöyle kumlarla oynuyor. Arden! Arden'in su fobisi var. Yani denize sokamıyoruz. Alıştıramıyoruz. Bir şekilde korkuyor. Böyle kumlarda oynuyor ama sudan böyle yaklaştığımız şey yapıyor. Biz biraz genzi temizlensin diye böyle yine soktuk. Ama güzel. Burası böyle girerken kayalıklardan. Evet, değil mi? Güzel. Sen neler söylemek istersin? Yani geliş yolu falan çok güzeldi. Böyle kayalıklar kat kat. Güzel, değişik bir doğası var yani. Ama deniz biraz dalgalı ve aşırı tuzlu. Genel olarak tuzlu. Gözlüklerini, dudak çevresini falan yapıyor. Tuzlu ama böyle ideal sıcaklıkta yani. Ne çok soğuk ne ılık. Tam kıvamında bir deniz, temiz. Arden, Arden, denize girelim mi? Denize girecek misin? Hadi denize girelim. İstiyor musun denize girmek? Tamam. Peki Arden, tekneye binmek istiyor musun? Bir bakar mısın? Tekneye binmek istiyor musun? İstemiyorsun. Peki Arden, kumdan kale yapalım mı? Evet. Peki Arden, beraber gidip parka gidelim mi? Neden denize girmek istemiyorsun? Tamam ya, ben de o zaman seni sokmam. Anne, bak. Bugün Budva'da son günümüz. Arden burada. Arden merhaba. Old Town'dayız şu anda. Kapanış simgesi olarak Old Town, Old Town'da yapalım dedik. Bakalım havalimanına gideceğiz. Sonra zaten videoyu bitiriyoruz burada. Genel olarak güzeldi Budva. Sen ne diyorsun? Budva çok güzel, Kotor güzel. Bence gayet güzel. Evet, yeme içmeleri falan da çok güzel. Bir daha gelmek istiyoruz buraya. Kısmet olursa. Öyle bir havalimanı üzerinde bir yer bulursak oraya gideceğiz. Giremezsek de direkt uçağa gideceğiz. O zaman herkese görüşürüz. Video like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Burada çolukla çocukla video çekmeye çalışıyoruz. Deniz fobileriyle uğraşıyoruz. Bekliyoruz. Arden, bir öpücük verir misin? Bye bye.